Dilan. Şefim hoş geldiniz. Kolay gelsin. Olmuyor. Görüyorum seni. Pek kolay gelmiyor bana çok vallahi. Çok azimlisin. Çok mücadele ama verdin yok, ama yapamıyorum, gitmiyor. Yuvarlak artık olmadı. Evet, olmadı. Çünkü hamur toplandı ve formu bozuldu. Bir daha onu bir daha gelmez gibi. Gelemezsin. Forma. Bence aha, uzundan devam et. Hiç olmazsa oradan bir en azından bir şey çıksın. Şey yap. Gibi. Bunu biraz daha kendi haline bırak. Belki vaktin kalırsa bunu belki son dakikada bir finalde belki şansın tamam, olabilir. Tamam, buna zaten şey kıyma koyacağım ve kapatacağım. Şimdi bir uzunu yapalım. Koyayım da aynen. Ama mücadele ne ayranım seyrediyorum çok seni deminden beri. Bayağı bir mücadele ettin. Dilan bugün gergindi. Herkes başkalarının yaptığını düşündü Dilan'ın gerginliği. Alakası bile yok. Rahatsızdı biraz. Ve Dilan rahatsız olunca gergin oluyor, sinirli oluyor. Yarışmayla ilgili bir sorun yok. Şurayı biraz daha. Abla iyi misin? Evet evet. Aşk olsun Tolga'cığım, şüphen var mı? Yok be, bakmıyorum bile. Helal olsun sana. Canım tabii. Murat uzuna geçmiş. Yuvarlığa verdim fırına. Evet şef. Soğanları biraz daha karıştıralım. Az tamam, bir şey. Şef bir şey söyleyeceğim. Bunu böyle mi yapıyorlar? Böyle mi yapıyorlar? Aynen. Ortalar incelmesin. Tamam şef. Kalın taraflarına vuralım ki. Hamuru bir tık dışarıda bıraktığım için kurumuş da zor açıyorum. Evet. O yüzden açıyor, zor açılıyor değil mi? Evet. Daha şu orta bölgelerini vurmayalım. Genelde kalınlara tamam, vuralım. Şef. Yavaş yavaş kapatalım. Zaten tepsin büyük olmayacağı için. Ha tamam. Çok uzatmana gerek tamam, yok. Tamam şefim. Dilo. Ha? Yuvarlağı yap aşkım ben. Yuvarlak olmuyor hayatım. Formu bozuldu. Hiçbir şekilde. Yani yuvarlağı. Hamuru olmamış zaten kızın. Yuvarlak, yuvarlak. Hala yuvarlak. Olmadı, olmadı. Pide oldu mu ki yuvarlak olsun? Sen geometrik figürleri açamıyorum, bak. Açamıyorum. Sen tadına bak. Kötü yani. Dilan. Sen Murat'la ilgilensene ama ya Arzu. Bırak Dilan'ı. Dilan yaparsın Dilan. Boş ver, dinleme. Arzu böyle yaptığı sürece ben de gerileceğim. Bilerek yapıyor beni kızdırmak için. Eğer böyle yaparsa tabii ki de ben ona cevabımı veririm. Sessiz kalmam. Ben sessiz biri değilim. Kendisi kaybeder böyle davranırsa bana. Çağlar soğanı iyice karıştırıyor kıymayla. Çünkü evet, ağzımıza soğan gelmemesi lazım. Şef mükemmel. Yerken. Eşit dağılacak. Ağzımıza eşit dağılacak. Hamur eşit şekilde açılacak. Şu alanlarını kalın yerlerini şey açacağım. Keseyim. Tolga hocam. Çağlar tereyağını düşürdü. Çok fazla uzun açmana gerek yok. Zaten yapamaz artık. Niye yapamam? Tereyağın yok senin. Alırım istediğim yerden. Senin tereyağın yok ki. Ayten'den alırım yaparım. Hayır mümkün değil. Diskalifiye direkt. Söylemişti Öykü Hanım. Ürün alamıyorsunuz. Başka birinden tereyağı kullanması çok büyük sorun edilecek bir şey değildi. Bunu büyük sorun haline getiren Arzu'ydu. Haklı mı haklı ama büyük sorun haline getirilecek bir şey değildi. Tamam. Çağlar out, Dilan out. Murat şu anda sadece Ayten rakibin. Bunu söylemekten de utanıyorum ama kusura bakma. Arzu seni ibretle izliyorum ya. İbretle. İbretle. Arzu yemek boyunca, bütün program boyunca bir ona bulaşıyor, bir buna. Arzu ne yapacağını şaşırdı. Arzu artık bir dur, bir dur Arzu, bir dur. İnce ayarlarla bakın. Şş. Kapatması da gayet güzel. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim şefim. Çok güzel sizden gidiyor. Sizden öğrendiğimle. Pişirmesinde aman dikkat. Yaptığımız aman, her şey berbat olabilir. Ay bekleyeceğim. Ah fırında bir dikkat tane var. Fırında. Hemen bakmaya gidiyorum. Hemen fırına. Hemen fırına. Yeter aşkım. Oldum. Tamam. Kapat gitsin aşkım. Ucundan başla kapat. Dur bekle. Elem terapiş, kem gözlere şiş. Yapamadın salo. Bu ne? Minik. Fındık lahmacun yapmış. Evet. Tatlı. Çok tatlı sen değil kazandın mi? Sen kazandın. Gönüllülerimizin şampiyonu sensin. Teşekkür ederim Arzu. Nasıl mutlu ettin beni anlatamam. Ben Rüşah'ı çok iyi anlıyorum. Takımı soğuması gerek ama
biraz. Ama tamam. Takım kalmadı ki zaten. Ne alaka? Takım pof değil miyiz? İki kişiden takım. Siz de iki kişiydiniz Arzu. Bir buçuk kişi, iki kişi demeyeceğim. Siz de iki kişisiniz bir Arzu. Bir buçuk. Sen kendini mi sayıyorsun? Bir buçuk insan olarak. Onlara diyorum. Bir buçuk kişi kaldılar. Antonio biraz kendine gel. Niye bir buçuk? İki kişiyiz. Siz bir de buçuk. İki kişi çalıştınız Arzu. Hayır yavrum. Biz iki kişi çalıştık ama bayağı yani. Antonio'nun yaptıklarıyla da kaç defa sen adam yapıp burada Antonio'yu öne çıkıyor. Sen de dün Antonio'yu gömdün. Bugün de Antonio'yu mu övüyorsun? Sen de bir dediğin bir dediğin ben gerçek şeyleri överim. Ben gömdüm mü seni dün? Gerçekleri söyledim. Rabbim kimse seni dine düşürmesin. Yani bence de sakının benden. De gerçekleri ben kimseden söylüyorum. Korkmam. Yalan yok bizde. Öyle. Bir buçuk kişi kaldınız. 75, 75. İki kişiyiz, iki kişiyiz. Ben şu an sana iki kişi dedikçe sen 0, bir buçuk 75. diyorsun. Ay yorulmuyor ya. Böyle ay, bir şey yok. Sen evde önceden planlıyor musun bunları? Yo, bunları söyleyeyim ben Rüşa'ya ya da zeki Antalya'ya ya da ona ya da bunu. Ay yok biz nerede planlayalım sen numuni çıkaracaksın? Aynen. Böyle. O nerede direkt doğal çekiyorsun. Yarım kişilik iş tadına yapacaksın. Tadına bakın abicim. Tadına bayağı tadına şu an o kadar eğleniyoruz tadına ki Antalya'ya nasıl yorumlayın? Ben bayağı. Çok eğleniyorum. Çünkü burada şu anda bizim takım sadece kırmızı takımla yarışıyor şu evet, anda. Evet, aynen. Çağlar. Maalesef. Niye Çağlar? Maalesef, yağını üzücü. Düşürdü ya yok. Çok başarılı olacağını eminim ama yok, Çağlar. Yok, suç olmadı. Tereyağı dedi. Suç değil ya. Şimdi attım. Çağlar'ın adam ustalarını şey yapmıyor. Sadece malzeme döküldü. Yapacak bir şey yok. Yani. Ama. Olsun. Onun güzelliği yeter. Canımın içi. Arkadaşlar sıfır verebilirsiniz. Hiç derdim yok. Hayata vermem. Emeğine, emeğine saygı ay bunu olsun. Sen mi söylüyorsun? Ben söylüyorum. Bize sıfır veren adam diyor ki bize emeğe saygı diyor. İşte derecesiyle ve ayarıyla oynanmış yani. Bak bunu şaka mahiyetinde yapıyorlar yapmasınlar. Yemekle şaka olur mu ya? Kuruyacak gidecek ondan sonra. Bir şey söyleyeceğim. Ama o yanlış. Ayten'den tereyağı mı aldı? Ayten'den tereyağı aldı. Ya yemezseniz olur bir tane. Ne uzatıyorsunuz ki siz? Hayırdır? Sana Öykü Hanım'a söyleyelim. Öykü Hanım'ın kuralı vardı. Bir şey alırsa diskalifiye olur demedi mi dedi. E çünkü Berat'ı tepki gösterdi ya. Ağzınız mı kapalı arkadaşlar? Yemezseniz sıfır verirsiniz olur biter. Hayır yemek değil kim bu ya. Kim burada biz başka bir şey konuşuyoruz. Başka bir şey, sen başka yere götürüyorsun kankacığım. Ne konuşuyorsun Antonio? Söyle ben de duyayım hadi. Geçen hafta mıydı? Geçen haftaydı. Evet. Hadi. Berat, ben sarımsak verdim. Ve sarımsak mıydı? Bir şey evet. Geri vermek zorundaydım. Tamam. O kadar. Bundan bunu yaparsak geçersiz sayılıyor değil mi? Onu evet. Bilmiyorum. Oraya tamam kadar işte, bilmiyorum. Öykü Hanım dedi ki birbirinize alırsanız... Onu bilmiyorum. Diskalifiye olacak dedi. Tereyağı düştü aldım ya puanlamazsın diyorum. Ne uzatıyorsun? Öykü Hanım dedi de böyle dedi de. Yeme abi. Yeme mecbur musun yeme? Ben bir yiyeceğim. Yeme. İki. Sana yedirmeyeceğim özellikle. Ben sen öyle bir hakkın yok Allah ki. Allah Allah. Sen niye bu kadar duygusallanıyorsun be Şahlan? Sence şu an ben duygusal mıyım? Be net belli duyguların. He? Baksana sinirlerin tepeye çıkmış. Bir de diyorsun ki konu farklı yere gidiyor. Mutfağının dışına nereye gidebilir ki? Yani. Eğer senin duygulanmadınsa mutfak konuşuyoruz ve kural konuşuyoruz. Sensin olan heyecanlı. Ben de diyorum ki uzatma Antonio yemez. Bir dakika ben uzatmadım ki. Ben dedim ki bak bir daha tekrar edeyim. Sadece geçen hafta böyle oldu ve ilerisini bilmiyorum. Onun üstünden sen... Geçen hafta ne oldu? Malzeme almaya çalıştı değil mi? Benim malzemem düştü. Fark etmez. Okey. Evet. Okey. Elde olmayan sebeplerle. Okay. Elde olan sebeplerdi. Kenara koydun, o da düştü. Arzu bu saatten sonra çok dikkat et. Ben sana söyleyeyim yani. Aman bunu da her hafta söylüyorsun ya bu saatte. Ama dikkat ediyorum. Ne yapayım? Ayağa kalkabilir miyim şu anda Çağlar? Yok, ne olacak yok. Yani? Mutfak ben senin askerlerin gibi değilim öyle. İzine yemek gerek konuşayım. Yok. Benim askerim yok yavrum. Takım arkadaşlarım var. Saz arkadaşlarım var senin. Birisi sen de söyledi, başka espri keşfedemiyorsunuz diye devam edin. Yok çok abi, güzel yakıştı onun biraz kendinizi geliştirin, kitap okuyun, başka espriler falan bana yapın. Kitap okuyun mu dedin sen? Evet, bana. Sana kitap oku dedim. Bunlar ne kadar boş konuşuyor ya. Harbiden koca bir boşluklar. Başka hiçbir şey değil. Anca boş muhabbetler. Yemeğinizi yapın abi, yemeğinizi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.